Afiyetin olsun Ramazan Efendi. Yavaş ya biraz, yavaş boğulacaksın. Hoş geldin kız. Yasin ağa vermiş parayı öyle mi? He. Yarın öbür gün getiriyorum kızı çiftliğe, biliyor musun? Sana bir bacı, bir kardeş nasihati. Yani ben sorarsan avradını çiftliğe getirme. O niye kız? Niyesi mi var? Dayını bilmiyor musun? Ne olmuş kızım dayına? Güzel avratlara ne yaptığını biliyorsun değil mi? Oha! Çüş derler kızım adama. Dayım kızım o benim. He. Dayın öyle mi? He, dayım. He, dayın. Peki sen dayın erkek değil mi? Erkek. Erkek. Yarın öbür gün sen çapa ırgatlarının peşine Yağıt şehre gideceksin. Günlerce gelmeyeceksin. Avradında çiftlikte. O zaman ne olacak? Güzel. Deli deli konuşup beni de dellendirme. Benim avradım namusludur, anlıyor musun? Ya Ramazan, senin avradın namuslu olabilir. Bak, ben daha 17 yaşındaydım. Bir gün dayına rastladım, şu çiğit ambarının köşesinde. Kolumdan tuttuğu gibi beni içeri çekti götürdü de ağzımı açıp gık diyemedim ya. Kızım tamam, ben anlıyorum seni de. Şimdi ben kalkıp dayıma desem ki dayı ben şehirde yaşayacağım. Dayım bana dönüp dese oğlum sen ne işin var orada? Senin yerin burası, çiftlikte yaşayacaksın sen. Ben dayıma ne cevap vereceğim Gülizar ha? Ne diyeceğim? Pekala Ramazan Efendi. Sen daha iyi biliyorsun. Kedinin de boynuna ciğer asılmaz.